vermişti. Bu kararla pek çok aile evsiz kaldı. Aldar ailesi de onlardan. Hala kredisini ödedikleri sıfır dairelerine giremedikleri için başka bir eve taşınmak zorunda kaldılar. Ve bir çıkmaza dönüştü mesele aile için. Nedenini gelin onlardan dinleyelim. Evleri görüyor musun? Buralar hep ev. Her sel basında, deri taştığında evlerimiz bu duruma giriyor. Okula devam edemiyorum. Artık ailem zor durumda kalsın istemiyorum. Minderin üstünde yerde yatıyoruz. Esenyurt'taki selde evlerini su bastı. Temizleyip tekrar yerleşemediler. Çünkü evleri yeni bir riske karşı tıpkı ilçedeki diğer bodrum katlar gibi mühürlendi. Her gelişimde buraya içim yani kan alıyor. Bodrum katlar mühürlendikten sonra Aldar ailesi de bu evini boşaltmak zorunda kalmıştı. İşte bu evi hem yakın zamanda satın almışlardı hem de hala kredisini ödüyorlar. Evi boşalttıkları için de tekrar kiraya çıktılar. Şimdi aile hem krediyi hem de kirayı ödemek zorunda kalıyor. Eşim sağır ve dilsiz. Hayat şartı çok zor. Ara sıra ekmek parasını bile bulamıyorum. Su baskınından sonra Aldar ailesinin kullanılabilecek hiçbir eşyası kalmadı. Belediyedense sadece 5.000 liralık yardım geldi. Bunu 8.000'e yapmıştım o zaman. Dezgahımı da, parkeler gibi. Bakın parkeler kalkmış durumda. Evet, parkeleri yapmıştım. Simge ise daha 17 yaşında. Onun yaşıtları okula gidip geliyor. Ama o hem krediyi hem de kirayı ödeyebilmek için okulunu bıraktı ve ailesine destek olmak için çalışıyor. Onun tek isteği ise aslında okuluna tekrar gidebilmek. Simge, okulunu özledin mi? Evet, çok özledim. Artık ben de yaşıtlarım gibi okula devam etmek istiyorum. Ezilmesin. Sıkıntılar yaşamasın. Ben tek onun geleceğini istiyorum. Aldar ailesi selden sonra işte bu eve taşındı. Bu evde işte bir yer minderi var. Aile burada yatıyor. Eşim yerde yatıyor. Benle kızım da bir odada yatıyoruz. Battaniye koyuyorum, kapıyı örtüyoruz, yatıyoruz burada. Devletimden yardım bekliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Lütfen bize yardım edin. Çok zor durumdayız. Ben de herkes gibi kendi evimde oturmak istiyorum. Bozkurt'ta sel yaşamıştı. Devlet tarafından evleri satın alındı. Ben de aynı şekilde devlet tarafından bizim dairelerimizi satın alsın.